Yalından herkese merhaba. Bu hafta önemli bir konuyu konuşuyoruz. Modern insanın en büyük problemi zaman. Verimli zaman hiçbirimiz yetiştiremiyoruz. Örneğin kendimden ben kısa bir örnek vererek başlamak istiyorum. Yayıncılık işi yapıyoruz. Akşama kadar gelen veri akışını, bilgi akışını ya da zamanı yönetmek bizim mesleğimiz için oldukça zor. Birçok meslek için aslında böyle. Modern insan birçok yere, birçok işine geç kalmakta. Çünkü zaman yönetimini iyi yapamamakta. Bununla beraber yaşantımıza girdi çok fazla. Peki nasıl yöneteceğiz? Tabii ki zaman yönetimi deyince en önemli argüman bizim iş yerlerimizdeki zamanın verimli kullanılması. İşlerimizi nasıl daha sağlıklı zaman yönetimiyle idare edebiliriz? Bunu merak ediyoruz. Şimdi Türkiye'de birçok üniversitede bunun için sertifika programları düzenleniyor. Önümüzdeki yıllarda belki üniversitelerde de ders olarak okutulacak. Zira çalışan sektörün özellikle iş hayatındaki beyaz yakalıların da üzerine en fazla eğildikleri konu. Yalın üretim uzmanı İzzet Aytekin'le her hafta belirli bir konuyu gündeme alıyoruz. Bu haftaki manşetimiz bu. Kendisine soracağız, yine bize maddelerle açıklamaya çalışacak. Hocam ben kendimden örnek verdim ama bizden başlayalım mesela. Gerçekten 8-9 saati, 10 saati tam olarak gün bitiminde ne yaptığımı düşünmekle geçiriyorum. Sanki hiçbir şey yetemiyormuşuz gibi ama aynı zamanda çok fazla işi de yapmak durumundaymışız gibi. Kübra, şöyle başlayalım şimdi. Bir kere baştan bir slogan, bir şey söyleyeceğim. Zaman bedavadır, herkes onu bildiği gibi kullanır. Çünkü zamanın bir parası yok. Yani desek ki 540 dakika iş yerindesiniz, her dakikası da 10 lira bunun desek, o zaman karşılığını, çetelesini tutar. O her dakikayı 10 lira ödeyeceksin çünkü ispat etmezsen, evet, bir şey yaparsın. Ama iş yerine gelindiğinde özellikle yönetim kısmı için söylüyorum bunu, beyaz yakayı için, yani özellikle iş yerlerinde zamanın kullanımı planlı işle mümkündür. Eğer sizin çalıştığınız işinizle ilgili, faaliyetinizle ilgili herhangi bir planınız önceden yapılmış, o plan üzerinde faaliyetler detaylandırılmış ve sürelendirilmişse, siz her gün gelir o faaliyet planındaki, iş planınızdaki sürelerden belli bir bölümünü kendi dinlenmenizi de yaparak, diğer sosyal ihtiyaçlarınızı karşılayarak da bunu yaparsınız. İkincisi de bir hesap verme işidir zaman yönetimi. Eğer çalıştığınız iş ve faaliyetle ilgili birilerine bir hesap verme sorumluluğu hissediyorsanız, yani sizin yaptığınız iş ve faaliyet herhangi bir ölçüm metoduyla ölçülebiliyor ise ve siz gün bitiminde ne kadar iş yaptığını birine söylemek, bildirmek, raporlamak zorundaysanız, o zaman o yaptığınız gün içindeki zamanı doğru kullanmak zorundasınız. Çünkü yoksa akşamüstü giderken veya vardiya bitiminde, çalışmanızın sona erdiğinde giderken, o gün sizden istenen kadar herhangi bir işi yapamamış olursunuz. Ama maalesef ülkemizde birçok işletmede, yani çoğu işletmede, kurumsallarda da olsun, kurumsal olmayanlarda da olsun, biz günü yönetiyoruz. Günü fakslarla ve maillerle yönetiyoruz. Evet. Telefonlarla yönetiyoruz. Onun için de telefonlar bizi sabah geldiğimizden akşam mesai bitimine kadar bir yerden alıp bir yere götürüyor. Ve böylece de siz planlanmış bir işi değil, aslında rutini gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Bu değer yaratır mı? Ben şöyle bakıyorum. Yani biz yalında en önemli şey, her işe bir değer yaratıyor mu, yaratmıyor mu olarak bakarız. Ben çalıştığım iş, o gün üzerinde meşgul olduğum zaman, geçirdiğim zaman işletmeye olan katkısı nedir bunun? Somut, ölçülebilir bir katkı koymam lazım. Yani değer, müşteriye satılabilen bir hizmet ve ürün olduğuna göre, benim yaptığım iş müşteriye satılabilen bir ürüne veya hizmete dönüşüyor mu? Dönüşüyorsa, çıkan sonuçlardan da memnunsanız, siz zaten zamanı doğru kullandınız. Hocam bir şey soracağım. Şimdi ben kendimden örnek verdim. İzleyenin tam anlaması açısından. Biz emek yoğun bir sektörde çalışıyoruz ve gündemin şekillendirdiği maalesef kendi üretimimiz dışındaki bir iş yapıyoruz. Yani biliyorsunuz medya belki çok spesifik bir örnek ama yarın ne olacağını bilmiyoruz belki ama şunu mu kastediyorsunuz? Her sonraki gün mutlaka bir değer yaratma derdi olursa, yayıncılık anlamında her gün her şey yapılabilir çünkü.
Bu zaten size geri dönüşümü çok verimli bir şekilde olacaktır. Aynen öyle. Yani şimdi bak burada küçük bir anekdot. Fransa'da yaşadığım yaklaşık bir Japon profesörle 90 gün Japonya'da yan yana onun bir asistanı gibi çalıştım. Shingo, Simet tekniğinin yaratıcısı. Uzun yıllar Toyota'da çalışmış bir ünlü Japon profesör. Artık 90 günüm dolmak üzere ve ben dedim ki bizde bir tabir vardır Mr. Shingo. Biz çok üstün yani çok bir hocayla çalışınca yan yana uzun süre bana biraz bir şeyler ver de benim hayat düsturum olsun, hayat felsefem olsun. Ne söylüyorsun? İzzet Aytekin'e ne tavsiye ediyorsun ki ben ondan sonra daha başarılı olayım, daha iyi olayım? Dedi ki yaz dedi. Bir, akşam olmadan saat 4 civarında odana kapan ve bir tane kağıt as kapının arkasına. De ki oraya yarın geliştirmem gereken 3 önemli iş, değer yaratan 3 önemli iş. 1, 2, 3 tane maddele. Bu ne? Kendi yaptığın işle ilgili değer yaratan 3 madde. Şimdi ve kapat o maddeyi, git evine. Yarın sabah geldin. Geldiğinde aşağıda önce Asayiş Berkemal mi diye dolaştın üretim alanını. Sonra odana çıktın. Baktın ki dünden sen bir şey yazmışsın oraya. Geliştirmen gereken 3 önemli işi tarif etmişsin dün akşamdan. Onun bir numarasını al, en iyi arkadaşlarından birine ver onu. De ki bunu çalış de. Bunu çalış bana getirdi. İkincisini de birine ver. Üçüncüsünü kendin al. Ve o üçüncü konu üzerinde çalış. Diğer arkadaşlarına da, personeline de söyle ki sıkıştığınız bir şey olursa koçunuz da benim. Gelin benimle çalışın. Ve bunu devam edin. İkinci gün böyle bir aldınız, üçüncü güne sonra şişecektir bu. Çok şişmemesi için de, çünkü arka arkaya birçok konu olacak. Kendinize bir plan yapın. Bu işler ne kadar sürer? Çünkü burada veri toplama var, analiz var, iyileştirme ile ilgili faaliyet ve strateji belirleme var ve uygulayıp sonuçları görme var. İşte böylece hiç işiniz yokken, yani bu işi yapmadan önce sizin rastgele gelen telefonlarla ve maillerle başkaları sizi yönlendirerek iş yaparken bu sefer o yönlendirmeler gene obaya devam edecek yalnız. Onlar kesilmez. Çünkü hiçbir gün ben rutinin kesildiğini görmedim. İnsanoğlu rutini sevdiği kadar bir şeyi sevmez. Evet, çünkü o bir konfordur. O konforun üzerinde gider. Ama siz ikincisini tercih edin. O geliştirmeyi hedeflediğiniz konulardan bir bir çalışarak kendinize sürekli bir konuyu bitirdiniz. Gene bir kağıt asın, ikinci konuyu seçin. Daha doğrusu bunu yaparken başka birçok yol var. Bugün artık kurumsal işletmelerde sürekli gelişim yönetimi diye ofisler var. Bu evet. Ofisler işletme içindeki bütün performansı ölçüyorlar. Sizin zayıf alanlarınız ortaya çıkıyor. O zayıf alanlarını ayda bir, haftada bir yayınlıyorlar. O zayıf alanlardan alarak kendinize çalışmak ve onları iyileştirmek için bunlar üzerinde çalışırsanız bunların her biri değer yaratan bir şeydir. Ama bir gün boyunca çalış, akşam oturduğunda bugün ben ne yaptım dediğinde ortaya yazacak ve o yazdıklarınızdan da işletmeye fayda çıkacak bir şey bulamazsınız ortada. Çünkü insanoğlu en kolayı seçer. Her zaman. Ya en kolayı seçer. Bir güreşçi bile yanında birçok şey olsa kiminle güreşmek istiyorsun desen yenebileceğini seçer. Yani oysa öbür türlü olunca sizin karşınızdaki problemi siz tanımıyorsunuz, büyüklüğü tanımıyorsunuz. Onunla tanışacaksınız, oradan veri toplayacaksınız, analiz edeceksiniz ve iyileştirmeye doğru gideceksiniz. Bu süreci sürdürülebilir ve sürekli hale getirdiğinizde zaten zamanı doğru kullanmak zorundasınız, yanlış kullanamazsınız. Diyelim ki çalıştığınız işlerin sonuçları negatif bile olsa, yani bazen siz 3 gün boyunca çalışırsınız, siz değer yaratmak için çalıştınız ama maalesef olmadı. O projenin sonuçları pozitif çıkmadı. Olabilir ama bir şey öğrendiniz. İnsana en çok hayatında öğrenenler, doğrulardan insan bir şey öğrenemez. Yanlışlardan öğrenir. Yanlış yaptınız ve önünüze artık nerelerde bundan sonra çalışırken nelere dikkat edeceğinizi o yanlışlardan çıkarırsınız. Onun için yani zaman yönetimi sadece kendiliğinden ben zamanımı neyle yöneteceğim konusu bu başka bir şey. Zamanı yönetmek için önce o zamanı nerelerde kullanacağımla ilgili işletmenin sistem ve standartları, çalışma modelleri, yöntemleri belirli olması lazım. O yöntemler belirli değilse... iş hayatı için genelde de ben dışarıdaki bütün insanlarda bir zaman derdi görüyorum.
Ya diğer dışarıdaki insanların sorumluluğu yok. Baştan dedim. Zaman, bunu ben söylemiyorum. Bunu ben Soyuşura Honda'nın sahibinin kitabını okuduğumda en başında bunu yazıyor. Zaman bedavadır. Herkes kendi lehine kullanır diyor. Yani lehine kullandığının bile farkında değil. Oturuyor 4 saat sohbet ediyor, geçiyor, zaman geçti. Hani bu bir dinlenme süreci içindeyse, benim burada daha çok bahsettiğim, Allah herkese, Tanrı 24 saat bahşetmiş. Evet. Bu 24 saati öyle bir planlamamız lazım ki 7-8 saat mutlaka uyuyacağız. Mutlaka uyuyacağız. Çünkü bu organizma mevcut performansını sürekli sürdürülebilir olması için o uykuyu uyumak zorunda. İşte geri kalan zamanınızın 9 saati çalışmayla geçecek. İşte bu zamanı, bu 9 saati çok efektif, çok doğru, çok verimli kullanmamızda. Geriye kalanı da yolda geçiyor, evde dinlenmeyle geçiyor, bir şekilde diğer sosyal ihtiyaçlarımızı karşılamakla geçiyor. 1980 yılının iş hayatında bu kadar gündemdeyken bu konu niye şimdi şikayet konusu? Ya şimdi şikayet konusu olmasının, yani geçmişle kıyasladığımız zaman neden önemli? Çünkü bugün maliyetler çok önemli. Yani bugünün dünyasında en büyük maliyet unsuru transformasyon dediğimiz ham maddeyi ürüne dönüştürmek için kullandığımız masraflar. Biz ham maddeyi ürüne dönüştürmek için hangi masrafları kullanıyoruz? Birincisi işçilik, ikincisi de gider. Neyle alakalı bunlar? O ürünü meydana getiren zamanla alakalı şeyler. Yani siz herhangi bir ürünün operasyon zamanını 5 dakikadan 4 dakikaya düşürürseniz maliyette işçilik olarak %20 avantaj verimlilik sağlarsınız. Ama bunu nasıl düşüreceksiniz? Nasıl olacak da düşecek o? Yani önce o 5 dakikayı ölçeceksiniz. Teknik olarak metotları var bunların. Gerek kronometrajla, yok o değilse MTM diye bir metot var, o metotla o işin gerçekten kazasız, belasız, hatasız yapılabilmesi için o çalışana doğru bir süre vereceksiniz. Ama bu verdiğiniz süre bir standarttır ama standartları ömür boyu aynı tutarsanız ileri gidemezsiniz. Standartlar değiştirileceği güne kadar saygı duyulması gereken çalışma metotlarıdır. Standartlar geliştirileceği ve değiştirileceği güne kadar saygı duyulması gereken çalışma yöntemleridir. Onun için o 5 dakika 3 sene önce verilmişse ben daha sonra orada iyileştirme yaparak gerek ergonomik iyileştirme, gerek hattın üzerinde başka iyileştirmeler, gerek ekipman iyileştirmesiyle o zamanı hep azaltmaya çalışmam lazım. Peki şöyle bir eleştiriniz var mı? Şimdi iş yerlerini geziyorsunuz, farklı sektörleri gördünüz, yalın üzerine uzmansınız. Buradaki en büyük eleştiriniz ne? İnsanın yine yaptığı ve özellikle hatanın da zaten buradan kaynaklanıyor dediğiniz, sizin tespitinizden sonra zaten çıkıyordur herhalde ortaya. Ya bizde benim gördüğüm, yani özellikle üretim alanlarında operatörleri postalara yerleştirirken birincisi biz şuna dikkat etmiyoruz. Yürümeyi iş zamanı olarak alıyoruz. Şimdi genellikle operatörlerin yürümemesi, yürüme bir iş zamanı değildir. Biraz açarsanız hocam. Yürüme. Yani ben bir iş yapacağım, bir operasyon noktam var benim makinenin yanında ama parçam 3 metre ileride, koyacağım sandık 2 metre ileride. Ben 3 adım atıyorum, parçayı alıyorum, geliyorum parçayla ilgili işlemi yapıyorum, sonra 2 metre ötedeki sandığa koyuyorum. Ve bunlar alçakta. Yani her seferinde ben parçayı almak için ve parçayı koymak için de eğiliyorum. Eğilmek kadar insana düşman olan bir şey yoktur iş hayatında. Onun için ergonomi, yani endüstri mühendisleri veya bu işi yapan iş analizi mühendislerinin tek görevi insan vücuduna hasar vermeden ve insana yorgunluk vermeden iş tasarımı yapmaktır. Yoksa insan 2 saniyelik bir işi, 2 dakikalık bir işi siz kötü bir iş tasarımıyla 5 saniyede 5 dakikada da yaparsınız. Onun için işin zamanını ortaya koyan şey adamın çalışma temposu değildir. Sizin oraya yerleştirdiğiniz düzen dediğimiz, layout dediğimiz iş tasarımıdır. Onun için iş tasarımını yaparken ergonomiye çok önem vereceğiz. Ergonomi İşin insan vücuduna adaptasyonu demektir. Ergonomi işin insan vücuduna hiçbir hasar vermeden, hiçbir yorgunluk vermeden adaptasyonu demektir. Yani yoksa çok eğdirmek, çok geriye doğru döndürmek, aşağı ittirmek, yukarı ayak parmakları üzerine yukarıya kaldırmak bunlar işteki en zamanı öldüren ve insana yorgunluk veren şeylerdir. Çünkü
Özellikle operatörlerin zamanlarında. Operatör 8 saat veya 9 saat çalışıyor. Bu 8 saat boyunca temposu daima aynıdır. Bir insanın 8 saat çalıştığı bir yerde sabah 08'deki temposuyla öğleden sonra 16'daki temposunun aynı olabilmesi için oradaki operasyon tasarımının insana yorgunluk vermeyecek şekilde tasarlanması lazım. Bunu her mevki, her iş için söyleyebiliyor muyuz? Düzeltilebilmesi noktasını soruyorum. Yani verimli zaman, etkin zaman yönetimi her iş için yapılabilir. Bu söylediğim direkt işçilik zamanlarında. Hı hı. Direkt, en direkt işçilikler var. Yani bu şu anda endüstriyel şeyde, sahada kontrol edilemeyen şey, en direkt dediğimiz direkt operasyon başında iş yapmayan, makine başında iş yapmayan ama bazı zamanlarda ona ihtiyaç duyulan işler var. Bunlara en direkt diyoruz. Mesela bakım işi, mesela kalite kontrol işi, lojistik işi, taşıma işi, bu gibi işler. Bunların zamanını veren yok. Yani burada an geliyor sıkışıyorsunuz bir anda 5 kişiye ihtiyacınız var. Ama daha sonra da 6 saat boyunca iş yok, sağda solda geziniliyor. Evet. Onun için bütün tavsiyem en direkt adam alırken kılı kırk yarması lazım yöneticilerin. En direkt. Direkt biraz daha kolaydır. Çünkü o gelecek makinenin başında, operasyon başında iş yapacak. O bir yere giremez fazla. Orada da çok şeyler var. Yani oradaki zamanı kısaltmak için, süreyi daha verimli kullanmak için de başka yöntemler var ama özellikle benim birçok, yani binlerce işletmede gördüğüm en direğin belli bir norm kadro analizi yok. Evet. Yani bakımcı lazım, 3 yetmedi, 2 tane daha alalım. 2 yetmedi, 5 tane. Arızayı azaltacağımıza bakımcıyı çoğaltmaya çalışıyoruz. Ne veya hataları azaltacağımıza kalite kontrolcüyü çoğaltmaya çalışıyoruz. Yani lojistiği başka türlü yapacağımıza oraya başka fazla taşımacı getirerek bunu yapmaya çalışıyoruz. Ancak hocam en çok yöneticilerden duyuyorum ben bu zaman konusunu. En çok sıkıntılı olanlar da onlar. Yöneticiler, beyaz yaka, masa başı çalışan. Bak, yönetici zamanını çok rahat ve çok doğru kullanması için üst yöneticiden bahsediyorum. Mutlak çok iyi tanımlanmış bir bütçesi olması lazım önünde. Hı hı. Çünkü yönetici, her yönetici bütçe yılında ben hedeflerini belirliyor gelecek yıl için ve imza atıyor altına. Yönetim kuruluna öylece hesap veriyor. Diyor ki ben 2019 yılında buna angajayım. Benim hedeflerim bunlar. Peki bu bütçeyi yapıp bütçeyi hedeflendirdikten sonra artık yöneticinin zamanını iyi kullanamaması, verimli kullanamaması diye bir şey yok. Bütçenin içi 10 tane farklı ayaktan oluşuyor. Bir tanesi gelir ayağı var. Acaba gelir nasıl gidiyor? Gelir nasıl planlandı? Onu satışçılarla, satış pazarlamayla çalışacak. Gider ayakları var. Birçok farklı gider ayakları var. Üretim ayağı var. Kapasite ayağı var. Yatırım ayağı. Bütün bu ayakları her gün, hatta zamanı yetmez çok iyi planlamazsa. Yani ben birçok yöneticiyi görüyorum. Saat 6'dan sonra herkes gidiyor. Onlar saat 7, 8, 9, 10'a kadar kalıyorlar. Yani işleri çok olduğundan değil. Değil mi doğru hocam? Planlayamadıklarından işlerini. Evet, evet. Yoksa Allah'ın verdiği zamanı 8 saati 10 saat yapmak mümkün değil. 8 saat hep 8 olacak. Ama siz işinizi o 8 saatin içine sığdıracak şekilde yapacaksınız. Şuna da inanmıyorum. Ben hep lean çalışma, yalın çalışma yaptığım yerlerde yazarım. Kim işim çok derse dünyanın en beceriksiz adamıdır. Evet. İş çokluğu diye bir şey yok. İki, kim ya zamanım yok vallahi yetişemiyorum derse gene dünyanın en beceriksiz adamıdır. Çok değil, akıllı çalışın derler ya. Ya onun için yani biz saatin 24 saatten uzamayacağını biliyoruz baştan. Peki bunu uzamayacağını, açılmayacağını bildiğimiz halde neden bir doğru planlama yapıp da yerli yerine her şeyi oturtmuyor. Veya 3 saat uyumayacağımızı da biliyoruz. İnsan yani gücümüzü biliyoruz. Yani uyumayacaksak da deriz ki bugün 5 saat uyuyacağız, 3 saat daha fazla çalışacağız. Yani çalışabiliyorsanız, bünyeniz bunu kaldırıyorsa yapın. Evet. Çok doğru bir tavsiye ettiğim bir şey değil. Değil. Her şey zamanında. Ben işletme 8'de açılıyorsa 8, 6'da gidiliyorsa 6'da, 06'dan sonra kimsenin iş yerinde çok fazla kalmasının çok doğru olduğunu zannetmiyorum. Yani ama birçok işletmede bunlar kalınıyor. Sanki 6'dan sonra güzel iş... Hayır, 6'dan sonra güzel sohbetler olur. Karşılıklı gün içinde görüşlemiyorsa görüşmeler olur. Vatanı kurtarma mücadeleleri olur ama siyaset burada olsun. Çok teknik şeyler çıkmaz ortaya. Evet, değer çok, yaratan şeyler yani çıkmaz. Yani muhteşem yorumladınız yine. Çok doğru. Bunu o kadar duyuyoruz ki insanların çok çalışmayı, fazla çalışmayı gerçekten verim çalışma zannettiği bir ortamda yaşıyoruz. Bak ben gene küçük Renault'dan bir şeyimi anlatayım.
Renault'da ilk müdür olduğum yıllarda, ilk daha müdür oldum, işte araba verdiler, gidiyorum. Şimdi bakıyorum diğer müdür arkadaşlara, 17.45 bizim çıkış saatimiz. Şimdi müdür arkadaşlara bakıyorum, kimisi 7'de çıkıyor, 19'da çıkıyor. Kimisi 19.30'da çıkıyor. Kimisi işte 20'ye kadar duranlar var. Ben de hep 6'yı çeyrek geçe çıkıyorum. 18.15'te otobüsler kalktıktan sonra çıkıyorum. Fabrika müdürü dedi ki, ya İzzet dedi, sen hemen otobüsler kalktıktan sonra gidiyorsun. Diğer müdür arkadaşlar dedi, bunu biraz şey yapıyorlar dedi. Ne yapıyorlar dedim. Ben de kaldım, ertesi gün kaldım. Ne yapıyorlar? Her akşam bir müdür arkadaşın odasında toplanılıyor. Vatan kurtarıyoruz. Evet. Veya işte fabrikadaki bir problemi de tartışıyor olabilir. Buradan bir şey çıkmaz. Yani siz günün en değerli 8 saatini, en kıymetli, en verimli 8 saatini değer yaratacak şekilde kullanamamışsınız. Geride günün yorgunluğunu taşıyan bir 3-4 saat var. Bu 3-4 saatte burayı kurtaracaksınız. Hayır, biz bir savaşın içindeyiz. Yani zamanı kullanmak, herkes bir savaş, bu savaş, bu hayat bir savaş gibi. Yani her şeyi doğru yerli yerinde, plana uygun, hedefe uygun çalışacağız, geri kalanı da gidecek. Yani çünkü o zaman senin çocuğun da seni bilecek, babam 17'de gelecek diye. Yani bunun, ya insanların sosyal hayatına dokunacak şekilde bunu sanki böyle bir iş hayatı varmış gibi, böyle bir iş hayatı yok. İş hayatını böyle hale getirirsek, aşağıdaki adam da der ki iş yetişmiyor, fazla mesai yapacağım der. Ya ne oldu, dün yetişiyordu, şimdi yetişmiyor bu iş. İşte şu öyle oldu, makinede bu çıktı, orada. Yani kesinlikle iş yerinde, özel toplantılar hariç, yani tanımlanmış toplantılar yapılabilir 6'dan sonra. Evet. Haftada bir tanımlanmış bir toplantı yaparsınız. Ama sadece günlük işlerimizi toparlamak diye kendi kendimize, beceriksizliğimizin sonucu olarak, iyi planlayamadığımızın sonucu olarak ondan sonra çalışıp bir şeyler yapmaya çalışıyorsak, bu belli ki ilk 9 saati çok doğru geçirememişizdir biz. Peki hocam, ne yapacağız? Verimli zaman yönetimi yapabilmek adına neler yapacağız? Bak, burada da gene Japonlar gibi olmamız lazım. Şimdi Japonlar bir işe başlamadan önce 9 defa plan yapar, 10 defa kontrol yapar. İşe başladığı anda da çok süratli giderler. Yani biz Türklerde ise plan yapma kavramı yoktur. Kervan yolda düzülür diye bir kavram vardır. Nasıl kervansa bu, yolda başımıza ne geleceğini bilmiyoruz ama kervanı hep yolda düzmeye çalışıyoruz. Hayır, kervan yolda düzülmez. Nereye gideceğimiz, neyle gideceğimiz, nasıl gideceğimiz, bütün bunların planları yapılır. O kervana neyle çıkacağız, deveyle mi, atla mı, neyle çıkacaksak, ne satacağız, bütün bunlar planlanır ve ona göre çıkılır. Eğer bir işi yarımı yamalak başlar, yolda tamamlarız diye bakarsak, o işte mutlaka defolar olur. Ve mutlaka ısraflar olur. Eğer bir işte ısraf olmasın istiyorsak, defo olmasın istiyorsak, öncesinde o yapacağımız konuyla ilgili çok doğru bir planlama yapmamız lazım. Çok etkin bir planlama yapmamız lazım. Yani biz plana çok alışık değiliz. Hızlı hareket etmek istiyoruz. Ama hareket edeceğiniz yerde riskleri göremiyorsunuz. Önünüzde ne var göremiyorsunuz. Plan sizin gözlerinizi açar. Riskleri gösterir. Yolunuzdaki meteorolojik olarak eğer hava şartlarını gösterir. Bu plan her şeyi gösterir. Onun için plansız yaptığınız zaman zamanı nasıl kullandığınızın önemi yok. Çünkü zaten sonuçta ölçecek bir mekanizma da yok. Bir ölçek de yok elinizde. Planlı yaptığınız zaman ölçeğiniz elinizde. Çünkü ne kadar iş yapmanız gerekiyordu, ne kadar sürede, siz ne kadar yaptınız, ne çalışmak istiyordunuz, ne çıktı sonuçta. Yani bu konu bununla. Biz zamanı doğru yönetmenin yolu nedir deseler, doğru planlama yapmak. Yani bu planlama da o gün olmaz. Eğer planlamaya ben bu sabah, bugünkü işimi bu sabah gelince planlayacağım diyorsanız zaten 3 saatiniz gitti. Peki hocam, şimdi bunu izledikten sonra evet bu bende bir ışık oldu ve ben bundan sonraki hayatımda bunu yapacağım diyen insan ne yapacak ilk etapta? Ne yapmalı? Bak, herkes şunu yapmalı. Önce bu iş yerinde, yani bir işte çalışıyorsa, onlar için söylüyorum bunu. Benim bu iş yerindeki varlık nedenim nedir? Ben olunca ne oluyor? Ben olmayınca ne eksik oluyor? Sonra ben yaptığım işin ileri gitmesini ölçebilecek elimde bir mekanizma var mı? Bir hesap verme sorumluluğum var mı benim? Yani ben bir satış pazarlamacıysam benim görevim şu kadar sipariş almak. Yani hedefi belli. Siparişi almışsa
Adamın nasıl zamanı kullandığını çok sormanın manası yok. Onun liderliğidir o. O evinde çalışır, telefonla çalışır. Orada almış olması önemlidir. Ama bir kısım operasyonel işler var ki iş yerinin içinde oluyor bunlar. Yani onlar o iş yerinin içindeyken, özellikle üretim. Üretimi ben dışarıda yaptım diyemezsiniz. İçeride olacak iş bu. Üretimdeki bir iyileştirme, içeride olacak iş. Bunu sabahleyin geldiğinizde planlayamazsınız. Yani özellikle üretim bölümlerinin, proseslere sahip olan bölümlerin veya hizmet bölümünde çalışanların ne yapacaklarını en az bir ay önceden bir plan haline getirip o planla ilgili de araştırma yapması gereken, veri toplaması gereken alanlar vardır. Yani siz iki gün önce bir işe karar verirseniz o işle ilgili datayı doğru toplayamadığınız için o zamanı verimli kullanamazsınız. Zamanı verimli kullanmanın yolu önce doğru veri toplama, o verilerle doğru planlama yapma, plana uygun çalışma. Çalışırken önünüze mutlaka engel çıkabilir ama önemi yok. Yani o çıkan engel, yani siz hiç plan yapmazsanız önünüzün tamamı engeldir. Planlı çalışırsanız bazı engeller çıkabilir, onları atlarsınız ve onları iyileştirmeye çalışırsınız. Onun için ben ya zaten çok da genel bir kavram var herkesin bileceği. PDCA veya PUCO döngüsü dediğimiz döngü diyor ki hayatta başarılı olmanın en temel şartı planla, uygula, kontrol et, önlem al ve standartlaştır. Esnek pozisyonlarda olanlar ne yapsınlar? Yani biraz açarsan esnek pozisyonu. Esnek pozisyonlar örneğin işte beyaz yakalı ama dediğiniz gibi her an bilgisayarı elinde, akşam da olsa evinden gelebilecek mail olan. Çok var özel sektörde özellikle bildiğimiz kurumsal veya kurumsal olmayan firmalarda bildiğimiz. Bu insanlara sorduğun zaman da onlar zaman yönetimi yapabilecek bir alanım yok diyebiliyorlar. Bak Kübra, her çalışanın bir karnesi olması lazım. Her işletmenin de bir karnesi olması lazım. Yani bir işletmenin kurumsal olsun olmasın bir şey değil. Bu karnede ne var? Güvenlik dersi var. Kalite dersi var, cost, maliyet verimlilik dersi var, delivery, teslimat, sevkiyat dersi var, bir de insan ve yönetim dersi var. 5 temel ders var. Altında bunun çok daha farklı kitaplar var ama 5 temel. Herkesin karnesinde bu 5. 1. Hiçbir çalışan kaza yapmayacak. 2. Her çalışan yaptığı işte hatanın ne olduğunu bilecek ve o hatayı yapmayacak. Üretim yapıyorsa hatalı parça, muhasebe ise hatalı rapor. İşte insan kaynaklarıysa neyse ne, bu tanımlanacak. 3. Her çalışan çalıştığı işteki maliyet ve verimlilik parametrelerinin ne olduğunu bilecek. Yani siz bir hizmet sektöründe, bir medyada, bir başka sektörde benim yaptığım işte acaba benim maliyet kriterim nedir diye bakacağım. Yani bir şey bulmam lazım. Biz buna KPI diyoruz. Yani onu ölçecek gösterge diyoruz. Şimdi onu bulduğunuz zaman her insanın karnesi var, karnesindeki dersleri var, o derslerle ilgili hedefleri var. Nasıl boş duracak ki insan? Nasıl zamanını iyi kullanmayacak ki? Ama şimdi işletmelerin %90'ında karne yok. Evet. Karne yoksa hedef yok. Hedef yoksa her çalışan, her beyaz yakalı kendi hedefini kendi koyuyor veya çok genel bir hedefin içine sığınıyor. İşte işletme başarılıysa ben de başarılıyım diyor. İşletme başarısız, herkes başarısız oluyor. Evet, ne güzel cevap verdiniz. Peki, nasıl kapatalım? Zaman yönetimiyle ilgili ne söylersiniz? Sizin var böyle mottolarınız? Ya ben kapatmayı şöyle yapalım. Yani zamanımızı verimli, doğru, ısrafsız, değer yaratan şekilde kullanmak istiyorsak hemen bugünden başlayın ve çalışırken şöyle bir ilke edin. Herkese söylüyorum bu. İki tane defteriniz olsun. Bir, bugün yaptığınız işleri yazın. İkinci defterinize de gelecek hafta, gelecek ay, gelecek yıl yapacak işlerinizi yazın. Sonra ay sonu geldiğinde alın o gelecek ay yapacak, hafta yapacak işlerinizi ve bu yazdığınız satırların tamamı da %90'ı da değer yaratan faaliyetler o. Ha hiç değer yaratmayan faaliyet yapmayacağız mı? Tabii ki yapacağız ya. Yani bir seremoni yapacağız, bir kutlama yapacağız. Değer, bu da bir motivasyon değeri yaratıyor aslında. Evet, yani burada şey, onun için yani hayat planlama üzerine kurulu. Plansız yapılan hiçbir şeyin sonucu ölçülemez. Sonuç tesadüfi olur. Planlarsak sonuçları biz yönetiriz. Yani pilotu biz oluruz sonuçların. Onun için de herkese planlama yapmasını, o planlamaya göre risklerini görüp
zamanını o çerçevede kullanmasını tavsiye ediyorum. Gerisi bahane zaten. Yani gerisi kılıftır. Yani herkes bir şey bulur. Başarısızlığın da kılıfı bulunur. Tesadüfi başarıların da çok kılıfı vardır. Evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, böylece kapatıyoruz. Kimse bahane uydurmayacak. Umarız ki dediği gibi hocanın her şey zaman bedava ve her şeyi insan isterse lehine döndürebilir. Zaman da bunların başına geliyor. Biz önümüzdeki haftalarda iş hayatını çok yakından ilgilendiren konuları konuşmaya devam edeceğiz ama şimdi hoşça kalın.